Şeytan sofrası, Ayvalık'a hakim, büyük kayalık tepelerin üzerinde yer alan ve üzerinde şeytanın ayak izi olduğu inanılan eski bir lav birikintisi. İrili ufaklı 22 adadan oluşan Ayvalık Adaları ve Midilli Adası'nın muazzam manzarasını panoramik olarak izlenildiği bir tepe olan Şeytan Sofrası, Ayvalık ilçe merkezinin 8 kilometre güneyinde bulunuyor. Edremit Körfezi'ne hakim olması sebebiyle soluk kesici bir manzarası olan Şeytan Sofrası'nın isminin nereden geldiği ve şeytana ait olduğu düşünülen ayak izi ile ilgili pek çok efsane bulunuyor. Bunlardan bir tanesi 1924'te önce Rumların yerleşim bölgesi olduğu bilinen Ayvalık ve yöresinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan bir hadiseye dayanıyor. Bu tepede kendini insanlardan soyutlayarak yaşayan ve şeytan lakaplı bir kadın olan Penelope bir süre sonra Ayvalık ve yöresinde baş gösterecek kıtlığın sebebi olarak gösterilmiş. Halk galyana gelerek kadının öldürülmesini planlasa da köylü bir keçi çobanı sayesinde haberdar olan Penelope oyunu bozmuş. Kendisini öldürmek için gelenlere oldukça zengin bir sofra kuran kadın, kıtlık nedeniyle açlık çekenlerin kendisini unutup sofrada yemek yemelerini fırsat bilmiş ve kaçarak kurtulmuş. O günden bu yana bu tepe şeytan sofrası olarak anılır olmuş. Bir diğer efsanede anlatılan ise yine Zeus'a zarar vermesinden korkan süt annesinin şeytanı kovması olarak söylene geliyor. Üç ayaklı olduğuna inanılan şeytan giderken bir ayağını İda Dağı'nın eteklerine, bir ayağını Midilli Adası'na, bir ayağını ise bu tepeye basmış. Bugün şeytanın ayak izinde olduğuna inanılan yer demir parmaklıklarla çevrilmiş durumda.